2021 baharında kapalı havalar ve yağmur bulutları 20 Nisan'a kadar sürekli devam etti. Bu serin havalar güneşi ve ısıyı bekleyen biz arıcıları sabırsızlandırsa da bence mevsim tam karnıyol havası. Bunca yağmur verimli bir sezonun ayak sesleri gibi. Bu arıya ikinci kuluçkalık katını birlikte atmıştık. Bu görüntülerde 24 saat sonrasına ait. Arı üst kata çıkmaya çalışırken. Serinin ilk videosundan beri geçen 13 günlük sürede arı ikinci kuluçkalığa kısa sürede yerleşti. Ortaya verdiğimiz ballı petek çıkışı hızlandırdı. Geçen süreçte 1 ve 8. çerçeveler henüz kabartılmamış, 2 ve 7.lerde nektar serpiştirilmiş, ortadaki 4 çerçevede ise kuluçka alanları oluşmaya başlamış. İşte ana arımız. Bahar ve koloni o kadar hızlanmış ki, çerçeve çekmemize rağmen ana bizi umursamadan işine devam ediyor. Yumurtlayacağı boş bir göz arıyor. Ana arının etrafındaki çemberde genç bakıcı işçiler görüyoruz. Ana arıyı arı sütü ile beslerken dışkısını da yine bu bakıcı işçiler topluyor. Ana arının sürekli yumurtlama performansı için bu bakım tabii ki şart. Ayrıca bakıcı genç işçilerin oluşturduğu çemberin büyüklüğü ana arının kalitesine bir işaret. Arı yeni kuluçka alanına oturmuş. Birkaç gün içerisinde 1. ve 8. çerçeveler kabartılıp kuluçka 6-7 çerçeveye çıkacaktır. Şu ana kadar hiç bölme alınmamış ve bu bahar alınmayacak olan bu arı artık 3. kata doğru yol alıyor demek ki. Thank you.
aslında aşağıda neler olup bittiği daha önemli. Özellikle erkek çerçevesindeki sistemli hasatı bugün yine birlikte başlatacağız. Ama önce polen stoklarını inceleyelim. Kuluçka alanının üst kata kayması ile eski kuluçka alanları polen stokları ile dolmaya başlamış. Bu stoklar Mayıs ayı içerisinde çok daha büyüyecek. Alt kuluçkalığın diğer çerçevelerinde boşalan yavru alanları da benzer görüntülerde. Bu koloninin geleceği için iyi haber. Zira polen stoğunun bolluğu ve üzerinde gezen genç işçi arılar koloni sağlığı ve gücü itibariyle verim vaat ediyor. Gelelim erkek hasadı çerçevesine. Bu sistem muhtemelen daha önce kullanılmıştır ama ben görmedim. Bu sistemi 2020 yılında arının doğal petek düzeninden esinlenerek tasarladım ve çok memnun kaldım. Nisan-Haziran arasında 9-10 kere erkek hasadı gibi çok yüksek rakamlara ulaşabildim. Bunun sebebi çerçeveyi yatay olarak ikiye ayırmamdı. Üst kısmına işçi gözlü temel petek taktım. Böylece bal kemeri oluşabildi. Alt kısımda ise iki boş bölmede bir hafta bir bölümü, diğer hafta diğer bölümü kesebilme imkanı elde ettim. Böylece biyolojik doğal varroa mücadelesi 3 ay boyunca süreklilik gösterebiliyor. Erkek gözlerinin içindeki varoaları görüyoruz. Bildiğimiz gibi varoalar erkek larvalarını tercih ediyorlar. İşçilere göre daha büyük bu larvalar daha besleyici ve daha uzun süre pupa döneminde kaldığı için uygun bir varoa kuluçkasına dönüşüyor. Ta ki biz onları kesip kovandan alana kadar. Görüldüğü gibi onlarca varoa var. Nisan ayında bir varoanın Ağustos ayında 50 varoaya ulaşabildiğini bilmek ne kadar etkili bir varroa mücadelesi yaptığımızı kanıtlıyor. Nasıl ki polen katı sistemi bal arısı kolonilerinin kuvvetli düzeyde uzun dönem dengeli beslenme imkanı veriyorsa, erkek hasatı da ruhsatlı filometrin ve ametraz gibi sentetik kimyasalları kullanmadan varroa da çok etkili bir mücadele olarak doğal üretimimizi destekliyor.
Sezonun yoğunluğu hem ana arı hem bal polen üretimine videoların montaj süreleri de eklenince çekim tarihleri ve yayın tarihleri arasındaki farklılıklara gösterdiğiniz anlayıştan dolayı teşekkür ederim. Serinin 3. videosunda görüşmek üzere.